Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere basit bir şekilde Gmail adresini değiştirme ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle Gmail adresini değiştiremiyorsunuz. Bu bilgiyi hemen hesaplar e-posta kısmından öğrenebilirsiniz. Benim örnek olarak açtığım bir Gmail hesabım bulunuyor. Bakın bunun hemen karşısında bu adresi değiştiremezsiniz uyarısı ibaresi yer alıyor. Peki Gmail adresini nasıl değiştiriyoruz? Bunun için aslında kullandığımız iki farklı yöntem bulunuyor. Bu iki farklı yöntemle bir nevi Gmail hesabının adresini değiştirebiliyoruz. Şimdi benim örnek olarak açtığım şu şekilde bir arkadaşlar e-posta adresi Gmail hesabı bulunuyor. Ben bunu varsayalım değiştirmek istiyorum. Bir de şöyle bir yeni hesabımız bulunuyor. stambulus@hotmail.com. Tabii sizde bu farklı bir hesap olabilir. Çok da önemli değil. İlk yöntemimizde şöyle bir şey yapacağız. Gmail adresine farklı bir e-posta adresiyle yönlendirme yapacağız. Burada yaptığımız işlem sonucunda arkadaşlar değiştirmek istediğimiz Gmail adresine gelen bütün e-postalar, mesajlar vesaire aynen arkadaşlar yeni tanımladığımız hesaba gelmiş olacak. Bizim ilk işlemimiz bu. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şu şekilde simge durumuna küçültelim. Şimdi ben arkadaşlar oturum açtım. Şu şekilde bakın hemen şuradan değiştirmek istediğim Gmail hesabını test olarak oluşturdum ve değiştirmek istediğim Gmail hesabı bakın burada. Ardından şu şekilde bir Hotmail hesabım bulunuyor. Bakın şurada da aynı şekilde e-posta adresim bulunuyor. Şimdi yönlendirme yapacağım. Yani bu Gmail ile gelen bütün mesajları bu yeni oluşturduğum, daha doğrusu yeni tanımlayacağım e-posta adresine göndereceğim. Tüm mesajlar buraya gelecek. Bunu nasıl yapacağız? Hemen arkadaşlar ilk olarak şuradaki ayarlar kısmına tıklıyorum. Buradan tüm ayarları görüntüle diyorum. Gelen kısmına arkadaşlar yönlendirme kısmını tıklıyorum ve buradan yönlendirme adresi ekle seçeneğini seçiyorum. Buraya e-posta yazacağız. Hangi e-postayı arkadaşlar? Bakın şunu yazacağız. Hemen buraya yazıyorum. stambulus@hotmail.com. Tabii sizde bu farklı bir e-posta adresi olabilir. Ben örnek olması açısından bunu yazdım. İleri diyorum. Şu şekilde bir pencere geldi. Devam et diyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi bakın doğrulama işlemi yapmam gerekiyor. Buraya bir onay kodu girmem gerekiyor. Tekrar bu e-posta kısmına gidiyorum. Bakın burada şu şekilde bir onay kodumuz var. Bunu kopyalıyorum. Ardından tekrar değiştirmek istediğim Gmail hesabına geliyorum. Onay kodunu arkadaşlar buraya yapıştırıyorum ve doğrula diyorum. İşlemim tamam. Şimdi arkadaşlar alttaki seçeneği seçiyorum. Bakın bunu seçiyorum. Ardından bakın burası kullanılıyor seçeneği seçili olması gerekiyor. Ve buradan arkadaşlar isterseniz buraya gelen mesajların kopyasını silebilirsiniz veya buradan arşivleyebilirsiniz veya okunduğu olarak işletebilirsiniz veya Gmail kopyasını gelen kutusuna saklayabilirsiniz. Sakla diyelim. Test yapacağız çünkü. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen en alttaki değişiklikleri kaydet seçeneğini seçiyorum. Şimdi işlemimiz tamamlandı. Bundan sonra buraya gelen bütün mesajlar aynen olduğu gibi arkadaşlar buraya da gelmiş olacak. Ve tabii bir kopyası tanımladığımız üzere burada saklanmış da olacak. Tabii isterseniz buradan da silebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani otomatik olarak buradan da silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi örnek olarak bir mesaj göndereyim. Bakın şu şekilde Gmail hesabımıza mesajımız geldi. Aynı şekilde bakın yönlendirmiş olduğum e-postaya da aynı mesaj geldi. Bakın otomatik olarak buraya gelen mesajın aynısı yönlendirmiş olduğum bu hesaba, bu e-posta adresine arkadaşlar gelmiş oldu. Bu şekilde yönlendirme işlemini yapabiliyorsunuz. Eğer kaldırmak isterseniz bu yönlendirme işlemini tekrar bu ayarlar kısmına gelin. Buradan arkadaşlar tüm ayarları görüntü seçeneğini seçin. Ardından yönlendirme kısmına gelin. Ve buradan yönlendirmeyi devreden çıkarı seçtikten sonra değişiklikleri kaydet dediğimizde arkadaşlar yönlendirme işlemi devreden çıkmış oluyor. Şimdi ikinci yöntemimize geçiyoruz. İkinci yöntemimizde nasıl bir işlem uygulayacağız? Gmail adresine farklı bir e-posta adresiyle bağlantı yapacağız. Şimdi bunu önce işlemi yapayım, ardından ne işe yaradığını göstereceğim. Şu şekilde tekrar şu şekilde açalım sayfamızı. Bakın bu kısma geliyorum arkadaşlar. Şu kısmına hemen profil kısmını tıklıyorum ve buradan Google hesabınızı yönetini seçiyorum. Ve devamda kişisel bilgilere gidiyorum. Ardından arkadaşlar şuradaki bakın iletişim bilgilerinin altındaki e-posta kısmını seçiyorum. Ve burada şöyle bir şey var. Alternatif e-posta adresleri diye bir kısım var. Buraya alternatif bir e-posta adresi ekle diyorum. Hangi e-posta adresini ekleyeceğim? Arkadaşlar bakın şunu ekleyeceğim. Hemen şuradan da kopyalarım hızlı bir şekilde. Şunu ekledim. Bakın nereye yönlendirdi? Bir oturum açmaya yönlendirdi. Şimdi önce bu oturumu tekrar açalım. Şu şekilde oturumumuzu açalım.
Bakın şu şekilde alternatif e-posta adresi dediğimizde bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Tekrar şifremizi girdikten sonra buraya alternatif e-posta adresimizi aynen arkadaşlar yazıyoruz ve ekle diyorum. Ardından bir doğrulama gerekiyor. Tekrar bu e-posta kısmına geliyorum. Bakın burada şöyle bir güvenlik uyarısı geldi. Bu isteği doğrulamak için arkadaşlar burayı tıklayın seçeneği var. Burayı tıklıyorum. Doğrulama işlemi için. Bakalım. Evet, tekrar oturma açmam istendi. Tekrar giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve oturumumuz açıldı. Bakın doğrulama başarılı. Hemen şu kısmına da enter yaptığımda doğrulamanın başarılı olduğunu görüyoruz. Peki bu ne işimize yaradı? Şimdi bunu göstereceğim. Şu şekilde bu sayfadan çıkalım. Bakın şuradan oturumu kapatıyorum. Gmail hesabının oturumunu kapattım. Şimdi başka bir hata hesabı da kaldıralım şu şekilde. Evet şöyle. Şimdi buraya arkadaşlar normalde biz giriş yapmak için normalde Gmail hesaplarını kullanıyoruz. Yani buraya Gmail adresi girmemiz gerekiyor. Fakat buraya ben Hotmail hesabını arkadaşlar yazabiliyorum. Yani şu şekilde stambulus@hotmail.com'u yazıyorum. İleri diyorum. Bakın ileri dedikten sonra Hotmail hesabının şifresini değil de normal Gmail hesabını, yani bu alternatif e-posta kısmındaki Gmail hesabını arkadaşlar onun şifresini yazıyorum. Ve arkadaşlar ileri diyorum. Böylece ne yapıyoruz? Bakın bununla biz normal değiştirmek istediğimiz, adını değiştirmek istediğimiz Gmail hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Tabii bunu, yani bu alternatif e-postayı ekledikten sonra işte mesela Android kısmında uygulama kullanırken, işte bir telefonu tanımlarken normal Gmail hesabımış gibi arkadaşlar bu e-posta adresini kullanmaya devam edebilirsiniz. Aynı şekilde normal diğer taraftan, yani örneğin bir Microsoft hesabı tanımladınız Hotmail gibi. Diğer taraftan da hesabınızı bu şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ve son olarak bu yaptığımız iki işlemi arkadaşlar, şu iki işlemi de bu Gmail hesabına aynı anda uygulayabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Yani bu iki işlemi de aynı Gmail hesabına uygulayabilirsiniz. Bu şekilde Gmail hesabını hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Son olarak bu alternatif e-posta adresini kaldırmak için arkadaşlar hemen şu kısımdan bakın. Tekrar kaldırabilirsiniz. Bakın şuradan Google hesabınızı yönetin. Ardından kişisel bilgilere gelelim. Buradan şu iletişim bilgileri altındaki bu kısmı tıklayalım. Ardından hemen alt kısma gelin. Bakın alternatif e-posta adresleri. Buradan diğer e-postaları yönet diyorum. Ve tekrar giriş yapıyorum şu şekilde. Giriş yaptıktan sonra buradan arkadaşlar şu çöp kutusunu tıklayarak alternatif e-posta adresini buradan tamamen kaldırabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.